Merhaba sevgili seyirciler, Meriç Güyatası YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yılını yürekten kutluyorum. Bugün Cumhuriyet ekonomisinin yani Cumhuriyet devrimini yapan kurucu kadronun Mustafa Kemal önderliğindeki, Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki kurucu kadronun ekonomiye bakış açısı, ekonomi felsefesi, ekonomi politiğini biraz konuşup sonra bu ekonomiye bakış felsefesinden nasıl uzaklaştık ve bugün geldiğimiz durumda kısaca onlar üstünde durmak istiyorum. Şimdi bu Cumhuriyet bayramlarında adettendir. Bu göğsünde gördüğünüz madalya rahmetli büyük babamın babası Sait Köyatası'nın İstiklal Madalyası. Şu anda ailede madalyayı taşıma hakkı bende. Sait Köyatası Birinci Dünya Savaşı'na da daha sonra İstiklal Savaşı'na da katılıyor. Aynı zamanda Edirne Öğretmen Lisesi mezunu ve savaş bittikten sonra da öğretmen olarak da aydınlanma devrimlerinin bir neferi olarak eğitim devriminin bir neferi olarak da hizmet ediyor. Işıklarda uyusun, nur içinde yatsın. Gururla taşıyoruz bu madalyayı. Ben kendisinde hem öğretmen olarak kendisinde öğretmenliği hem de savaş anılarını dinleyerek büyüdüm. Dolayısıyla böyle ne diyeyim çok şey borçluyuz. Kendisinden çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi de mümkün olduğunca aktarmaya gayret ediyorum. Şimdi gelelim Cumhuriyet'in ne olduğuna ve Cumhuriyet ekonomisinin temel felsefesine ve ekonomi politiğine bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu bir din tanır imparatorluğuydu ve 17. 18. 19. yüzyıldaki gelişmeler yani Fransız işte Rönesans'a, Reforma, Fransız Aydınlanma Devrimi, Fransız Devrimi'yle ortaya çıkan devlet yapılarına İşte temel haklara uzak kaldı, sanayi devrimine uzak kaldı. Bunların hepsini ıskalayınca zaten batış sebebi de bu sanayi yaşamadığı içinde battı ve dönemin devlet yapısından uzak bir yapı. O dönem hatırlarsınız artık bir taraftan Fransız devrimi, bir taraftan sanayi devrimi. Sonunda monarşiler çöküyor. Tamam bir iki krallık var, bazı krallıklar devam ediyor ama demokrasi de oturuyor o sırada orada. Ama monarşiler çöküyor, ulus devlet ve cumhuriyetler kuruluyor. Yani çağın zorlaması, yani artık 20. yüzyıla girerken çağın zorladığı devlet biçimi bu. Peki Osmanlı'nın devlet biçimi neydi? Din tarım imparatorluğu, padişah ve bir ulus devlet, millet yerine ümmete oturan bir taban ve yurttaşların eşitliği yerine yeni devletlerden hani cumhuriyette yurttaş eşitliği vardır. Yurttaşların eşitliği yerine kul, padişahın kulları yani otoritenin her dediğine razı olan bir toplum yapısı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çöktükten sonra Osmanlı İstiklal Savaşı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti esasında müthiş bir demokratik devrim arka arkaya bir devrimler hareketi, demokratik devrimler hareketi. Şimdi burada cumhuriyeti, yani sadece cumhuriyeti kurmakla kalmıyor aydınlanma devrimi. Aynı zamanda ne dedik biraz önce? Yani 19. yüzyılın, 20. yüzyılın, 18. yüzyılın uzağında kalmış, 16. yüzyılda kalmış toplumu da 20. yüzyıla taşıma toplumu bir dönüştürme, yani devrimin ana sebepleri bu sadece devleti kurmakla, cumhuriyeti kurmakla kalmıyor. O yüzden Cumhuriyet'in kurucu kadrosu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde üç kolonlu bir ne diyelim hamleye girişiyor. Birinci hamle nedir? Cumhuriyet'in üst yapısının, yeni devletin üst yapısının kurulması. Bu da nedir? İşte anayasadır, hukuki düzenlemelerdir, işte eski şer'i kanunların yürürlükten kaldırılması, onun yerine ceza kanunu, medeni kanunun gelmesi, işte tarımda
işte aşar vergisinin kaldırılması, tarımın desteklenmesi, sanayinin desteklenmesi, onunla ilgili bankaların kurulması, kararlar alınması ve hukuki üst yapının oluşturulması, harf devrimi, benzer devrimlerin yapılması. Bu Cumhuriyet'in üst yapısının kurulma aşaması. Ama şimdi burada önemli olan devleti üst yapıda kurup altın buna, yani tabanın, milletin buna uymasını beklemek değil, bir diyalektik oluşturmak lazım. O diyalektikle bu, yani 20. yüzyıla daha girememiş, 16. yüzyılda kalmış topluma da bir eğitimle haklarını, özgür birey, eşit yurttaş gibi hakları anlatıp onların da devletin her verdiğine razı olan değil, devletten talepte bulunan bir toplum. Dolayısıyla yani diyalektik ikili oluyor. Bir tarafta devlet eğitim ham veriyor, işte sanayileşme yapıları, yatırımları yapılıyor, tarımda gelişme, ekonomik atılımlar, öbür tarafta verilecek eğitim sistemi ile de toplumun bilinçlenerek devletten hak talep etmesi. Çünkü kulluktan özgür bireye geçiş, bu bilincin oluşması lazım. Bu da aydınlanma devrimlerinin en önemli hedefi. Şimdi bunun ikinci ayağı, devleti kurduktan sonra sanayileşme hareketi. Çünkü Osmanlı'dan alınan hiçbir sanayi yok. Yani birkaç dokuma tezgahı, işte birkaç tane ne diyelim, değirmen, yani un değirmeni sanayi tesisi olarak sayılıyor. Birkaç tabakhane, bunun dışında bir sanayi yok Osmanlı'da. Sanayi hareketinin girilmesi lazım. Şimdi ekonomiye bakış felsefesi şu. Şimdi 18. yani 19. yüzyılda bu vahşi kapitalizmin, yani 1850'li yıllarda, hatta 1848 hatırlarsınız, komünist devrimler var. Bunlar neye tepki olarak çıkıyor? 1930'lu yıllardaki çok vahşi işçi sömürüsüne karşı bir yeni hamle aranıyor. Ama bir komünist hareket gelişmiyor şeyde. Avrupa'da tamam Marksist hareketler de var ama devletin yeniden müdahalesi gibi yeni tartışmalar var Avrupa'da o zaman. Tabii bu öncü yer Fransa, bu yeniliklerin, devrimlerin. Onlar da devletin yeniden, yani devletin daha etkin olması için, özel sektörü reddetmeden ama devleti daha etkin olabilmesi için solidarizm diye bir akım var. Solidarizm ne demek? Almanlar da ona sosyal demokrasi diyor. Şimdi Cumhuriyet'in kadrosunun etkilendiği yazarlar, özellikle Atatürk'ün kitaplarına da baktığımız zaman bu solidarizmin temsilcisi iki Charles var. Charles Guide ve Charles List, nasıl artık okunuyorsa Fransız. Bunların dört ciltlik eserinden etkilendiğini anlıyoruz. Daha ziyade şöyle devletçilik var ama aynı zamanda burada Atatürk'ün koyduğu halkçılık prensibiyle de gelir bölüşümünün daha adil olması var. Dolayısıyla şimdi Atatürk'ün devletçilik ilkesiyle halkçılık ilkesini bir araya getirdiğimizde biz solidarizm ya da sosyal demokrasiyi görüyoruz. Onu öyle okumak mümkün. Yani hem ekonomide devletin girişimci rolü var, hem de bölüşümde adil bölüşümü düzenleyen bir rolü var halkçılık ilkesinde. Dolayısıyla bu, hani Fransa'da solidarizm, Almanya'da sosyal demokrasi diye çıkan akım esasında Cumhuriyet'in ekonomi politiğinin bir, ne diyelim, ipucu veriyor bize. Uygulanan devletçi sistem için, o zaman mesela Cumhuriyet kuran kadroların bir kadro hareketi vardır. O kadro dergisinde de geniş tartışmalar olur. Orada ağırlıklı ortaya çıkan şey, yani bizdeki devletçilik Avrupa'daki veya komünist ülkelerdeki gibi iç sınıflar çelişkisi nedeniyle Osmanlı yıkılmadı. Veya o çelişki nedeniyle bir yeni devlet kurulmadı.
Bizdeki çelişki emperyalizmle geri kalmış yarı sömürge bir ülke arasındaki çelişkiden ortaya çıkan bir bağımsızlık hareketidir. Yurtsever devrimdir, bağımsızlık devrimidir, anti-emperyalist devrimdir. Dolayısıyla bizdeki devletçiliğin temeli sınıfsal değil. Böyle bir yaklaşım var. O nedenle hani bu devletçilik de yok sosyalist miydi değil miydi'nin karıştırılmamasının arkasında yatan temel açıklama çelişkinin nerede olduğu ve çok doğru bir tespit. Yani Osmanlı'da bir kapitalist yok, burjuva sınıfı yok. İşçi ve kapitalist ve burjuva çelişkisinden kaynaklanan bir şey yok. Emperyalizmle yarı sömürge ülke çelişkisinden ortaya çıkan yeni bir devlet var. Ve devletin yeni cumhuriyetin devraldığı bir sanayi de yok. Osmanlı'dan kalan burjuva da yok. İlk etapta 1923-29 arasında karma ekonomi modeli benimseniyor. Birinci Türkiye İktisat Kongresi İzmir'de toplanan. Burada da hani hem özel sektör hem devlet olsun. Fakat şimdi devlet tamam kendine yönelik özellikle savunma sanayine yönelik yatırımlar yapıyor ama çok böyle büyük yatırım yok. Çünkü yeni kuruluyorsun. Bir de o sırada 1925-26'da iç ayaklanmalarla uğraşılıyor. Özel sektörde cılız. Yani özel sektörün eti yok, budu yok, sermaye birikimi yok, teknik birikimi yok. 1929'a gelindiğinde dünya bunalımı da ortaya çıktığı zaman dünyada da artık daha fazla devlet müdahaleleri gündeme geliyor. Ve Türkiye'de tamam, Türkiye'de karma ekonomik model var ama hani özel sektörü bekleyerek bu iş olmayacak. Onun eti de yok, budu da yok. Bu işi sanayileşmeyi ve kalkınma hamlesini biz devlet eliyle yapacağız. Ama öbür taraftan ekonominin temel politiği Osmanlı'nın çöküşü ve kapitülasyonlar göz önünde alındığında tamamen bağımsızlık üzerine kurulu. Yani hem İktisat Kongresi'nde Gazi Mustafa Kemal'in yapmış olduğu konuşmaları da hatırlarsak tam bağımsızlık için iktisadi bağımsızlık şarttır diyor ve dolayısıyla bağımsızlığın temel kaynağı da kendi öz kaynaklarınla büyümek, dış borç almadan. Eğer de dış borç alıyorsan kontrol edebileceğin, ödemesini kontrol edebileceğin seviyede ve aldığın borcu da cari harcama değil, yatırım harcamasıyla yapacaksın. Ancak böyle bir alınabiliyor. Yani demek ki yaklaşım ne? Bir, devletçi modele bir tercih ediliyor. İki, halkçı ilkesiyle adil bölüşüm hedefi var. Hızlı bir sanayileşme. Çünkü çok geriden geliyoruz. Açığın kapatılması var. Sanayileşmenin yanı sıra demiryolu hamlesi var. Müthiş bir şekilde demiryolu yapımı da yapılıyor. Yani her sene yani böyle makineler falan değil, kazma kürekle 200 kilometre yol yapılıyor her sene. Ve bir de Osmanlı'da yabancıların yaptığı demiryolları millileştiriliyor, devletleştiriliyor, millileştiriliyor. Planlı bir modele dönüş var. Yani kendi başına buyruk değil. Plan ne? Plan bir, sanayileşeceğiz. İlk etapta nasıl bir sanayiye ihtiyacımız var? Hiçbir şey yok. Tüketim malları ve genellikle ithal ikamesine yönelik sanayi. İkinci etapta da daha ağır sanayiye geçiş var ama hedef ilk etap. Şimdi bunun için de 1934'te birinci 5 yıllık sanayi planı yapılıyor. Burada da ön plana çıkan sanayiler işte Sümerbank sanayinin kalesi olacak. Etibank da madenciliğin kalesi olacak. Neler yapıldı çok kısa sürede yani inanılmaz bir hızla 4 yıl gibi kısa sürede hizmete giren fabrikalar 20 küsur fabrika var. Dokuma alanında var. Kimya alanında işte gübre işte asit boya kimyasal alanda ciddi yatırımlar var. Öbür tarafta maden, kömür ve demir alanında yatırımlar var. Demir çelik fabrikası alanında yatırımlar var ve selüloz alanında bakın Türkiye şu anda kendi kağıdını üretemiyor.
O zaman selüloz ve kağıt fabrikaları bu dört ana alanda yatırımlar yapılıyor. Şimdi hedef bağımsızlık ve kendi üstüne kurulacak. Ve bu birinci sanayi planında 34'te başlayan birinci sanayi planı o kadar hızlı ve uygun gidiyor ki 36'da bu sefer ağır sanayinin ve yatırım malları sanayinin öncelendiği, öncelik kazandığı ikinci plan hazırlığına başlanıyor 36'da ve yapılıyor 1939'dan itibaren devreye girmesi için. Fakat maalesef İkinci Dünya Savaşı çıktığı için bu devreye giremiyor. Şimdi kurulacak fabrikalar içinde şu strateji önemli. Atatürk'ün şu sözü var. Yani iktisadiyat, marif ve nafia, yani ekonomi, eğitim ve kentleşme. Dolayısıyla bunlar fabrikalar dengeli dağılıyor. Malatya'da da var, Kayseri'de var, işte Ege'de, Nazilli'de var. Ve bu fabrikalar aynı zamanda o kentlerin imar planlarını da etkiliyor, sosyal hayatını da etkiliyor ve eğitim hayatını da etkiliyor. Bu çok hızlı ve başarılı bir şekilde gidiyor. Bu dönemin özelliği kendi öz kaynaklarıyla planlı kalkınma. Osmanlı borç nedeniyle battı diye Cumhuriyet'in kurucu kadroları dış borçtan müthiş bir şekilde çekiniyorlar. O dönemde sadece 3 ayrı dış borç var ama bakın onlar da bugünkü gibi dilenme dış borcu değil. Şimdi 1934 sanayi planı yapılırken Sovyetlerle anlaşıldı. Oradaki yatırım mallarının alınması için Sovyetler Birliği'nden 8 milyon dolar, ki o zaman 16 milyon Türk lirasına tekabül ediliyor. Karşılığı bir kredi alındı. Bu parayla Sovyetlerden yatırım malları, fabrikanın ihtiyaç duyduğu yatırım malları alınacak. Ama neyle ödenecek? Parayla ödenmeyecek. Neyle ödenecek? Türk tarım ürünleriyle. Dünyada yapılmış ilk clearing anlaşması. Yani kontrol edilen ve yatırıma dönüşüp Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir alanlar için bir borçlanma var. Bu Cumhuriyet'in ikinci borçlanmasıdır 1934 yılı. 1931'de yani 30'da bir ilk borçlanması vardır Cumhuriyet'e. İsveçli bir iş adamından 10 milyon dolar alınmıştır. Bunda da Merkez Bankası kurulurken 1930'da kurulma kararı alındı. 1931'de devreye girdi Merkez Bankası hatırlarsanız. Merkez Bankası rezervlerine altın konması lazım. Bir sermaye lazım. O nedenle 6 ton o 10 milyon dolarlık krediyle borçta 6 ton altın alındı ve kondu Merkez Bankası'nın rezervine. Karşılığında da iş adamına belli bir süre, 25 yıl kadar süreyle kibrit ve çakmak taşı gibi alanlarında ne verildi? İmtiyaz verildi. Ticaret, üretim, ithalat, ihracat imtiyazı verildi. Üçüncü dış borçta, hani ikincisi Sovyet kredisiydi. Üçüncü dış borçta Karabük Demir Çelik Fabrikası için o da İngiliz teknolojisiyle yapılıyordu 1937'de. Oradan alınan borçtur ama o borç da yine dövizle ödenmedi. Yine Türk ihraç ürünleriyle, tarım ürünleriyle İngiltere'ye ödendi. Dolayısıyla bir ekonomik bağımlılık yaratan bir borçlanma yok. Şimdi dönemin ekonomi politiğinin öbür tarafı içeride de yine öyle borçlanma yok. Sağlam para denk bütçe. 1923 zaten 23'ün sonunda yani Ekim'de kuruluyor Cumhuriyet. 23'ü saymayalım. 1925 yılı, 1926 yılı, 1900 yılında bütçe açık veriyor. 25-26 açığın sebebi iç isyanlar. Hatırlarsınız o zaman Şeyh Said isyanı patlak veriyor. Bu isyanlarla uğraşmak için bütçe açığı veriliyor. 1930 yılında ve 1932 yılda da ciddi kuraklık var. Yeteri kadar vergi toplanamıyor. Bir de o zaman bütçe açık veriyor. Onun dışında 1923'ten Atatürk'ün ölümüne kadar 1939 hatta 1900 şeye kadar 47'ye kadar 1950'ye kadar pardon bütçe açık vermiyor. Bütçe fazlası var. Yani denk bütçe sağlam para. Osmanlı'dan devralınan emisyon vardı Osmanlı banknotları.
Onun miktarı 158 milyon liraydı. Yeni Türk paraları çıktığı zaman, Merkez Bankası kurulduğu zaman yine emisyon 158 milyonda sabit bırakıldı, arttırılmadı. Denk bütçe sağlam para, bağımsızlık, dış borca bağımlılık yok ve devletçi kalkınma, planlı kalkınma modeli var ve dengeli dağılım ve tabii tarımda atılım. Şimdi burada geliyoruz üçüncü aya. İşte maalesef karşı devrimin büyük taarruzda bulunduğu ve aydınlanma devrimlerini püskürttüğü yer aydınlanma devrimlerin üçüncü ayağı olan tarım kesimi. Şimdi ne dedik? Cumhuriyet sadece bir devlet kurma modeli değil. Yani bir taraftan devlet kurulacak ama yanı sıra da toplumu 20. yüzyıla taşımak için, toplumu cumhuriyetle buluşturmak için köye girmek lazım. Şimdi biz ne dedik? Osmanlı din tarım imparatorluğuydu. Tarım imparatorluğu ama yaptığı tarım değil. Köylü, çiftçi değil. Yani hala Sümerlerden kalan sabanla ilkel tarım yapılıyor. Çok az tarımda makineleşme var. Yani yok gibi. Küçük tarım için pulluk, işte traktör. Çok az Osmanlı'nın son dönemlerinde yabancılara tanınan arazi mülkiyetiyle azınlıklarda var traktör. Bir de şey de var. Osmanlı döneminden kalan, Cumhuriyet döneminde devam eden toprak ağlarında var traktör ve işte o büyük arazi sahiplerinde. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Köylüyü çiftçi yapmamız lazım. Bir, iki, nüfusun %80'ini aydınlanma devrimine katmak için eğitimi göndermek lazım. Şimdi tam bir cehalet havası var. Nüfusun %5'i okuma yazmayı biliyor ya bilmiyor. O da zaten yani geneli %7 deniyor. O da zaten şehirlerde ve kasabalarda, kırsal kesimde eski alfabeyle okuma yazma bilen nüfus %2, bilemedin %3 bu seviyede. Şimdi Cumhuriyet'te kırsal kesimi anlatmak lazım. Siz artık kul değilsiniz. Otoritenin size söylediği her şeye razı olan değil, devletten talep eden özgür bireylersiniz. Temel hakları, yani bir cumhuriyet mi temel hak kavramını, özgür birey kavramını kırsal kesime götürmek lazım. Nasıl olacak demek ki bu iş? Yani bir taraftan ekonomik verimliliğini arttıracaksın köylü kesimin, kırsal kesimin. Çünkü çiftçi, yani köylü milletin efendisidir derken hedef üreten ve iyi gelir elde eden köylü ve haklarının bilincinde olan bir köylü. Hedeflenen o, köylü milletin efendisi derken. Temel haklarının bilincinde olan köylü. O nedenle bir ekonomik kalkınmanın sağlanması lazım. Yani bunun için toprak reformu, yani çiftçiyi topraklandırma hedefi var. Aydınlanma devriminin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve tabii ki yanı sıra kırsal kesimde, köyde eğitim hamlesinin başlatılması var. Atatürk 1926 yılı meclis açılışı, 27 yılı meclis açılışı, 1936 ve 1937 yılı meclis açış konuşmalarında tam 4 defa meclisten çiftçiyi topraklandırma yasasını çıkarmasını istedi. Hatta bunların bir tanesinde sanıyorum 1936'da büyük toprak sahiplerine biraz şey de teklif etti. Yani ne diyelim, avantaj, rüşvet, ne adına ne derseniz deyin. Dedi ki bu topraklandırma yasasıyla birlikte dedi, büyük arazi sahiplerinin de dedi, tarımda makineleşmesi için onlara da teşvikler verilmelidir diye. Şimdi bunu engelleyen kesim kim? Bunu engelleyen kesim toprak ağaları. İkinci hamle, tabii bu kırsal kesimdeki hamle, öbürü de eğitim hamlesi. Ve köylere yönelik eğitim kampanyaları başlıyor. İlk önce öğretmen yetiştirilmesi lazım. Öğretmen yok. İlk önce işte 1937 yılında köy öğretmenleri projesi geliştiriliyor. Bu projeyle öğretmen okulu mezunları kendi etraflarındaki 10-15 köye gezici baş öğretmen oluyorlar. Orada askerde okuma yazmış
biraz öğrenmiş insanları eğitiyorlar. Onları köylere ilk başta köy eğitmeni olarak gönderiyor. Bu baş öğretmen de onların başında dolaşıyor ve o bölgenin sorumlusu oluyor. İşte benim rahmetli büyük babam da Sait Köyetesi Edirne bölgesinde gezici baş öğretmen. O köylerin eğitimiyle ilgili zaten Latin alfabeyi çok hızlı öğrettiği için de Edirne bölgesinde bizim soyadımız da önce Demirk olmuş, sonra Köy Atası diye o zaman Kazım Dirikbaşı'nın tavsiyesiyle, önerisiyle işte Atatürk Türklerin atası oldu. Sen de burada köylerin atası olmuşsun. Burada bütün herkese Latin alfabeyi öğretmişim diye bu onur duyduğum İstiklal Madalyası'nın sahibi büyük babam da Köy Atası soyadını alıyor. Daha doğrusu öyle veriyorlar devletin şeyleri, kurucuları. Kazım Dirik, Karabekir değil. Kazım Dirik. Şimdi bu köy eğitmenleri projesinden sonra yine 1937'de aynı anda Mustafa Kemal İsmail Hakkı Tonguç da köy enstitülerini kuracak, o orta öğretim genel müdürü, müthiş bir eğitimci. Onlarla da köy enstitüsü projeleri üzerine çalışılıyor ve Atatürk'ün ömrü yetmiyor ama köy enstitülerinin kurulması ile ilgili 1940 ve 1942'de kanunlar çıkıyor. Biri kurulması, öbürü de teşkilatlanması ve yetkileriyle ilgili iki önemli kanun var. O ikinci kanunda köy öğretmenleri çok yetkili. Yani sadece eğitimle değil, köyde okulun kurulması, işte bunun için kararlar alınması konusunda da idari görevleri var. Öyle idari yetkileri alıyorlar. Neyse, burada fazla uzatmayalım. Şöyle söyleyelim. Bir tarafta 1942'de işte devreye giren bu köy enstitüleri kanununa mecliste bir muhalefet var. Kim muhalefet ediyor? Daha sonra 1945'teki toprak reformu, yani çiftçiyi topraklandırma yasasına itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi içinde, ama daha sonra ayrılıp Demokrat Parti'yi kuracak grup işte. Celal Bayar, işte Adnan Menderes. Onun dışında Kazım Karabekir, Refet Bey, Rauf Ordubay, Genelkurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak. Bunların hepsi köy enstitülerine karşı çıkıyor ama meclisten geçiyor. 1945 yılında da toprak reformu kanunu geliyor. Tabii meclisteki büyük toprak ağaları, tüccar sınıfı ve iktidarını kaybetmiş Hacı Hoca ulema sınıfı işbirliğiyle toprak reformu kanunu kuşa çeviriyorlar. Kanun çıkıyor ama hiçbir fonksiyonu olmadan çıkıyor 1945 yılında ve 1946'da da zaten bu grup Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor, Demokrat Parti'yi kuruyor ama köy enstitülerine karşı olan ve toprak reformuna karşı olan parti içinde, yani CHP içinde grup ağırlıklı olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi karşı devrimin o 1945'ten itibaren başlattığı büyük taarruz, toprak reformunu bitirdikten sonra büyük toprak ağaları, köyler elden gidiyor. Köylüler bizim marabamızdı, bizim kulumuzdu, kölemizdi. Öğretmenler geldi, bunlar artık bizi dinlemeyecek paniğiyle ayaklanmaya başladılar ve köy enstitülerine çamur atmaya başladılar. Köy enstitüleri yok komünist yuvasıdır, odur budur, bir yığın iftiralar. Ve bu iftiraların karşısında maalesef parti grubu da, Cumhuriyet Halk Partisi parti grubu da buna katıldı. Ve daha da kötüsü, daha da kötüsü, zamanın Genelkurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak'la İsmet İnönü'yü sıkıştırmaya başladı. Bu komünist yuva sıkıştırmaya başladı. Bu komünist yuvaları ne zaman kapatacaksın diye. Şimdi İsmet Paşa köy enstitülerini çok istiyordu ama direnemedi ve maalesef bu dinci baskı, muhafazakar dinci ve toprak ağalarının baskısını kuran grup Cumhuriyet Halk Partisi'nde egemen oldu. Hani şimdiki
Altılı masa veya işte şimdi dolaşıyor arkadaş Deva Partisi'yle bilmem neyle tekrar konuşmak için doymadı. Yetmedi, ders almadı. Aynı iklim yani Atatürkçüler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün yakın arkadaşları tasfiye edildi. Atatürk'e karşı çıkan saltanat yanlıları işte Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy gibi isimler mesela İnönü Atatürk öldükten sonra 1939 yılında seçimlerden 2 gün önce yani 26 Mart seçimleri vardı. 24 Mart'ta 2 gün önce İstanbul'da 1700 Atatürk muhalifine barışma adı altında çay partisi verdi. 2 gün sonra da meclise Kazım Karabekir'i, Rauf Orbay'ı soktu. Ki bu isimler İzmir suikastı nedeniyle yargılanıyorlardı biliyorsunuz. Yani ilk kırılma esasında o zaman başlıyor. Ama ağır taarruz 1945'ten itibaren hem toprak reformu hem de köy enstitülerinin engellenmesi. 46 yılında da İnönü artık dayanamıyor, teslim oluyor onların baskısına ve köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yüceli görevden alıyor. Yerine Reşat Sirer diye faşist, Nazi şeyi, Reşat Şemsettin Sirer, Nazi hayranı bir faşisti Milli Eğitim Bakanı olarak atıyor. Milli Eğitim Bakanı da gelir gelmez ilk iş köy enstitülerinin kurucu babası, köy enstitülerinin her şeyi büyük insan İsmail Hakkı Tonguç'u alıyor görevden. Ankara'da ortaokula resim iş bilgisi öğretmeni olarak tayin ediyor. Ondan sonra köy enstitülerine öğretmen yetiştiren yüksek köy enstitüsünü kapatıyor. Köy enstitülerinin idam fermanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu son dönemi veriliyor. İnfazı da 1954'te Menderes hükümeti tarafından. Şimdi ne oldu? Sonuç. Karşı devrimin en ağır darbesi böyle geldi. Aydınlanma devriminin üçüncü kolonu yani kırsal kesimi cumhuriyetle buluşturmak ve cumhuriyet kırsal kesimi 20. yüzyıla taşıma projesi bu karşı devrim sonucunda ortadan kalktı. Şimdi eğitimsiz nüfus olunca ortaya iki problem çıkıyor. İki problem çıkıyor. Şimdi bir tanesi bir ekonomik açıdan bakalım. Ekonomide hani şimdi herkes konuşuyor, güzel laflar ediyor, koca koca laflar ediyor. Sanayiciler de ediyor, işte ne diyelim tamamen liberaller de konuşuyor. Diyorlar ki işte ekonomide faktör verimliği yok. İşte Daron Acemoğlu konuşuyor, yok efendim Ali Babacan konuşuyor. Ekonomide faktör verimliği yok, önemli. Evet, faktör verimliği çok önemli. Ama öyle faktör verimliliği de Allah vergisi bir şey değil. Faktör verimliliğini arttırmak için eğitim lazım. İnsan kaynağı lazım. Sen insan kaynağını engelledin. Engelledin. Bu zihniyet engelledi. Sen şimdi eğitimsiz olunca o eğitimsiz insanı verimli çalışması mümkün mü? Tarlada da verimli çalışamaz, fabrikada da verimli çalışamaz, sanayicisi de verimli çalışamaz, iş adamı da verimli çalışamaz. Sermaye de verim, sermayenin de faktör verimliliği düşük olur. Emeğin de faktör verimliliği düşük olur. Dolayısıyla toplam ekonomi bir türlü belini doğrultamaz. Düşük teknolojiye mahkum kalırsın. Şimdi bakın ne oldu sonuç? Sonuç işte o eğitimsiz kitle 1950'den itibaren ucuz iş gücü olarak şehirlerin etrafında bir gecekondulaşma oluştu. Ve bizim hani sosyoloji literatüründe, sosyoloji bilimi literatüründe mesleksiz, eğitimsiz, lumpen proletarya dediğimiz bir sınıf ortaya çıktı. Kayıt içi yaşamayan, işte yasalara, kurallara uymadan kayıt dışı hayatını idame ettiren bir sınıf. Verimlilik yok, verimlilik de sıfıra yakın. Şimdi ve ucuz iş gücü. Bununla sen sanayini nereye kadar 1950'de böyle başladı. 1970 yılı istihdam edilen insan sayısı nüfus 16 milyon. 16 milyon nüfusun 14 milyonu ilkokul ve 6. Sen şimdi bu insanlarla bu istihdam
Türkiye'deki bu iş gücü ve bu insan gücü kapasitesiyle hangi üretim verimliliğinden, hangi faktör verimliliğinden söz edebilirsin? Sadece montaj sanayinden söz edebilirsin. Düşük verimli tarımdan söz edebilirsin. Peki 1970'te böyleydi de bugün nedir durum dersek? Bugün eğitimin seviyesi hani okur yazar oranı arttı ama eğitimin kalitesinde öyle bir aşağı düşürdünüz ki bugünkü bakın yine seviye de çok aşağıda. Bugün yine bu TÜİK'in nüfus istatistiklerine baktığımız zaman 25 yaş üstü nüfus yani bunu istihdamda olan nüfus diye de değerlendirebiliriz. 25 yaş üstündeki nüfusun eğitim seviyesi %53 ilköğretim ve altı. Bir daha söylüyorum. %53 ilköğretim ve altı. Siz şimdi bu nüfus yapısıyla nasıl bir teknolojik sanayi ürünü üretebileceksiniz? Teknolojiyi nasıl içselleştirebileceksiniz? Sonuç ortada. Düşük ve orta düşük kaliteli sanayi, imalat sanayi ürünlerinizi imalat sanayindeki payı %63-65, ihracattaki payı da o kadar %63-65. Yüksek teknolojili ürün %3. Şunu eskiden Türkiye'yi Kore ile karşılaştırıyorlardı. İşte Kore'nin de yüksek teknolojiler %30'lara, %20'lere geliyor. Şimdi 30'lara geliyor. Şimdi geçenlerde bir iktisatçı Vietnam'la karşılaştırma yaptı. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Değerli bir arkadaş. Şimdi 2000 yılında Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı 1,6 milyar dolar, 1,5 milyar dolar diyelim. Vietnam'ın 2020'de Vietnam'ın da yarım milyar dolar. Yani bizim üçte birimiz. 2020'ye geldik. Biz bu insan gücüyle, bu insan gücüyle o 1,5 milyar dolarlık yüksek teknoloji sanayi ürünü ihracatımızı 2 milyar dolara çıkardık. 1,5'tan 2 milyara 10 yıl içerisinde. Vietnam ne yaptı? Yarım milyar dolardan 137 milyar dolara çıkardı. 137 de 140. Yani senin 70 katın. Bunu neyle yapıyor? İyi eğitimle yapıyor. İyi eğitim kalitesiyle. Şimdi sen köy enstitülerini kaybettiğin zaman bak o sadece o zaman değil. Eğitim yani insan kaynağını kaybediyorsun. İnsan kaynağını kaybediyorsun. Bu bir tarafta. Öbür tarafta bu kaybettiğin insan kaynağı yurttaşlık bilincinden de uzak. Bir lumpen proletarya. Sen şimdi cumhuriyeti, temel hakları bilmem neyi anlatmaya çalışıyorsun. Toplumsal birlikte yaşamayı, kurallara, demokrasiye ve kurallara uygun yaşamayı konuşuyorsun. Kurallara uymayan geniş bir kalabalık bir sınıf var ve sonuçta bu sınıf eğitimsiz sınıfta. Din propagandasının etkisiyle, çünkü sen kırsal kesimden lider olarak öğretmeni çektin. Bunlara lider olarak yine Hacı Hoca takımını, imam takımını bıraktın. Onun etkisinde kalan bu kesimde siyasal İslam'ın oy deposu oldu. Yani Cumhuriyet'in aydınlanma devriminde en büyük ihanet, en büyük ihanet eğitim hamlesinin durdurulmasıdır. Köy enstitülerinin kapatılması ve toprak reformunun yapılmasıdır. Ve bu ihaneti yapan iki tane kurum var. Maalesef Cumhuriyet'i biz kurduk diyen iki kurum var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, öbürü de Türk Silahlı Kuvvetleri. İsmet Paşa'nın hatıratına baktığın zaman İsmet Paşa silahlı kuvvetleri ama köy enstitülerini niye kapattığını şöyle anlatıyor. İsmet Paşa'nın ismetinonu.org sitesinde bir söyleşide benim diyor gücüm diyor ben gücümü diyor parlamento meclis grubundan alırım. Partiden alırım. Meclis grubundan alırım. Ama diyor meclis grubu diyor bana köy enstitülerini kapat diye baskı yapıyor diyor. Toprak reformunu kuşa çevirmek için baskı yapıyor diyor. Yetmiyor. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak bu komünist yuvaları ne zaman kapatacaksın diye baskı yapıyor. Benim gücüm onu durdurmaya yetmedi dedi. Bakın demek ki İsmet İnönü gibi bir savaş kahramanı
Ve Atatürk'ün yanındaki ikinci adam, yani ikinci adam derken tarihsel sıraya göre ikinci adam değil. Hani verilen görevi yapan ikinci adam. Ama liderliği yapamadı. Kendi parti grubunu da susturamadı. İstiklal Savaşı kahramanı olmasına rağmen orduyu da, hep kardeşim siz ne diyorsunuz, bu Mustafa Kemal Paşa'nın vasiyetidir eğitim diyemedi. Ve ben bunun karşısında mecbur kaldım ki enstitünü ileride tekrar gündeme getirebilirim diye kapatmak zorunda kaldım dedi. Yani kapatmak dediğim Hasan Ali Yücel'i görevden almak zorunda kaldım. Taviz vermek zorunda kaldım dedi. Yani bakın, karşı devrime bugün Cumhuriyeti biz kurduk diye iki kurumdan çok büyük şey var, saldırı var. Yani ama saldırı, tabii saldırının esas kaynağı toprak ağaları. Efendim onlarla şey işbirliğinde olan tüccar sınıfı ve yine onlarla işbirliğinde olan mecliste saltanatı isteyen saltanat yanlısı yobazlar, içlerinde söylüyorum kimler var, yani İstiklal Savaşı kahramanları Kazım Karabekir var, Refet Bele var, Rauf Orbay var, Ali Fuat Cebesoy var. Yani müthiş bir kahramanların da içinde bulunduğu bir karşı devrim hareketine teslim oluyor Türkiye Cumhuriyet. Bu aldığımız en büyük yaradır. Bakın şimdi geliyoruz ikinci büyük ihanete. İkinci büyük de, bunun detaylarını daha sonra tartışırız. Çünkü çok uzun, fazla da uzatmak istemiyorum. 40. dakikaya gelmişiz. Şimdi İstiklal, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, tamam biz girmedik İkinci Dünya Savaşı'na. Bu da iyi bir şey. Ben bunu eleştirmiyorum. Hakikaten tebrik de ediyorum, ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir takım hatalar da yapıldı o sıra esnada. Mesela ne yapıldı? Türkiye Almanya'ya krom ihraç etti. Almanya da o aldığı kromla çeliği güçlendirdi. Sağa sola saldırdı. İşte tanklar, manklar, toplar, tüfekler. Şimdi Stalin kalktı, Türkiye'den toprak talebinde bulundu. Özellikle bu krom ihracatı nedeniyle ve Türkiye savaşa girmedi diye boğazlarda, üst boğazların kontrolünde pay sahibi olmak istedi ve toprak istedi. Ardahan, Kars gibi yerleri istedi. Savaş bittikten sonra o iki kutuplu dünya oldu, ama şimdi o sırada Nazilerin yenilmesinde, Hitler'in yenilmesinde Sovyetlerin de büyük payı olduğu için öbür kutup veya Amerika, Sovyetler Birliği'nin Boğazlar ve Türkiye'den toprak talebi ne karşı sessiz kaldı. Sessiz kaldı. Bu talebi Stalin Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman bir daha tekrarladı. Şimdi bunun üzerine de İnönü öbür cepheye, yani Amerika tarafına, Batı cephesine yanaşma ihtiyacı hissetti. Ve Truman doktrini Amerikalıların silah yardımı demek. Ve hemen arkasından da Marshall planı, o da finansal yardım demek. Yani iki ayrı yardım. Biri silah, biri ekonomik ve şey finansal yardım. Bunun için başvurdu. İlk önce Türkiye'yi reddettiler. Türkiye bir daha başvurdu. İyi, o zaman bize bir kalkınma planı getirin de sizi Marshall planını alalım dediler. Biz bakın o birinci dünya, tamam, birinci sanayi ve ikinci sanayi planlarının ruhuna uygun bir plan gönderdik 1946'da. O plana baktı şey Amerika, bu çok komünist bir plan dedi, bu böyle olmaz dedi. Sizin vazifeniz işte konservecilik, imalat sanayi yok, işte ne diyeyim, montaj sanayi ve tarım. Siz Avrupa'nın tarım ambarı olacaksınız. Kapitalizmin Türkiye'ye biçtiği rol bu. Ve Türkiye o planı kabul etmek zorunda kaldı. 1948'de planı değiştirdi. Bakın bir daha bir şey söyleyeceğim. Türkiye 1947 yılına kadar da, 47 yılına kadar da hep dış ticaret fazlası veriyordu. Hiç dış açığı yoktu. 1947'den itibaren Türkiye bu plan modeline geçti. Montaj sanayi modeline geçti. Dışarıdan borç alma kolaylığına geçti ki Marshall planına katılmayabilirdik. Çünkü o sırada Türkiye'nin, bakın ben ne dedim size, 10 milyon dolar Merkez Bankası için
borç alınmıştı ve onunla 6 ton rezerv konmuştu. Altın rezervi konmuştu Merkez Bankası'na. Şimdi o yıla geldiğimizde İkinci Dünya Savaşı bittiğinde kasadaki altın rezervi 6 ton değil 37 tondu. Döviz rezervleri 250 milyon dolardı. O zaman 250 milyon doları bugünün çok büyük parası. Buna rağmen neden Marshall Yardımı diye oraya katıldık onu? Orada Türkiye rota değiştirdi. Değiştirdiği rota ne? Dışa bağımlı, montaj sanayiye ağırlık veren, kendi sanayisini yapmayan, dışarıdan borç alan, dışa bağımlı bir kalkınma modeli. Seçilen o. Ve planlamadan vazgeçilen. O modele girdiğimizden beri boğazımız borçtan çıkmıyor. Fakat şimdi bugüne gelelim. Yani Türkiye kendi kaynaklarıyla planlı kalkınma modelinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bıraktı ve artık başına ne geldiyse ekonomide gelmeye başladı. Şimdi 1980 yılında 12 Eylül darbesi ve arkasından Türkiye neoliberal sisteme entegre oldu. 1980'den 2000'e kadar Türkiye yine neoliberal sistemin içerisinde ama yine kör topal gidiyor. Nasıl kör topal gidiyor? Verdiği dış açığı, cari açığı, milli gelirinin binde beşi seviyesinde. Ne zaman ki AKP iktidarı geldi, son 20 yılda verdiği cari açık binde beşten yüzde beşe çıktı. Dolar olarak yani 10 kat arttı. Dolar olarak baktığında 20 kat arttı. 1984'ten 2000'e kadar veya 1980'den 2002'ye kadar olan dönemde Türkiye'nin verdiği neoliberal sistem içerisinde verdiği cari açık toplama 30 milyar dolar. AKP döneminde 630 milyar dolar. Tam 21 kat artmış. Bugün şu anda verdiğimiz cari açık yıllık 40 milyar dolar. Şimdi bu cari açık ne? Cari açık ekti. Ekonomideki bağımsızlığından vazgeçmek demek. Şimdi ekonominin kurucu felsefenin temeli ne? Bağımsız bir ekonomik yapı, kendi ayaklarında, kendi öz kaynaklarına dayalı planlı büyüme ve halkçılık ilkesiyle de adil bölüşüm. Şimdi bugün geldiğimiz noktada kontrol edilemeyen bir cari açık var. Seni tamamen dış dünyaya bağımlı kılmış. Şu anda Maliye Bakanı neredeyse iki dünya turu arttı. Ülke ülke para dileniyor. Yatırım yapmak için de değil. Günü kurtarmak için, cari harcamaları finanse edebilmek için. Cari açığın almış başını gitmiş. İç açığın almış başına gitmiş. Bütçe açıkları. Üçüncü açığın ne senin? Ekonomide üç büyük önemli açık vardır. Cari açık, iç açık, öbürü de tasarruf açığı. Yani yatırım yapamıyorsun. Zaten tasarruf açığı olduğu için bu sefer dış açığa biraz daha mahkum oluyorsun. Ama dördüncü açık var. İş gücü, insan açığı. Şimdi bakın bu söylediğim öbür ekonomideki üç açık. Üç açık. Sefalet getirir, yoksulluk getirir. Cari açık da, bütçe açığı da, tasarruf açığı da. Ama insan açığı, iş gücü açığı, cehalet. Yani ta dönüyoruz işte o zaman 1945'teki karşı hamleye, 1947'deki karşı hamleye. O iş gücü açığı, insan açığı, cehalet orta çağ karanlığı getiriyor. Yani bakın biri yani ekonomik açıklar sefaleti, iş gücü açığı da hem sefaleti hem bir orta çağ karanlığı getiriyor. Türkiye'nin bugün kaldığı durum bu. Peki ekonomide ne haldeyiz? Yani bağımsızlığımızı yitirmişiz. Yürüyemiyoruz. Dünya ekonomisindeki yerimiz AKP gelmeden önce işte 17 idi. AKP dönemi 17-21 oldu. Ama daha önemli bir şey var. Şimdi dünya ekonomisi yok öyle büyüdük 17. 20. değil. AKP'den önce kişi başına düşen gelirde Türkiye yine dünya ortalamasının altındaydı ama 66. sıradaydı 2002 yılında. Bugün 81. sıraya düşürdüler. Yani giderek fakirleşiyoruz.
İki, dünyanın herhangi bir, yani hangi göstergelere bakarsanız, dünya, yani bir yer, uluslararası kuruluş endeksler yayınlıyor. Demokrasi endeksi, insan hakları endeksi, efendim suç örgütleri endeksi, kadın eşitliği endeksi, basın özgürlüğü endeksi. Bu endekslerin hepsinde en kötülükteyiz. Dipteyiz. Çoğun bir kısmında da Afrika ülkelerinden de geriyiz. Geldiğimiz nokta bu. Yani ekonomideki bağımlılığımız gırtlağımıza kadar gelmiş. Bağımsızlığımızı kaybetmişiz. Şimdi ne satıyoruz biz? Yok işte arsa satalım, o fabrika satalım, bilmem ne satalım, günü idare ediyorduk. Şimdi biz jeopolitiğimizi satıyoruz. Vay sen NATO üyesiyiz, bizi nasıl Suriye'de insansız hava aracımızı düşürürsün diye Amerika'ya güya posta atıyoruz. Amerika'da diyor ki sana senin ne işi var Suriye'de diyor. Benim diyor ulusal güvenliğimi tehdit ediyorsun diyor. Bak nasıl bir cüret. Ondan sonra sen sesini çıkartamıyorsun. Ondan sonra da İsveç'in NATO üyeliğine evet diyorsun. Şimdi bağımsızlığını kaybettin. Ekonomideki bağımsızlığını kaybedince Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ürettiğinden fazlasını tüketen toplumlar önce haysiyetini sonra hürriyetini kaybeder. Biz oraya geldik. Yani ekonomideki nokta bu. Peki gelir dağılımındaki nokta ne? Hani böyle şimdi öbür tarafta bir kendi kaynaklarımızda büyüme modelimiz vardı. Halkçılık ilkesiyle adil bölüşüm teorimiz vardı. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunun ekonomi politiği. Bizde her sene giderek bozulan bir gelir dağılımı var idi neoliberal sistemde. Yani özellikle 80'den sonra. Ama son 3 yıldır orta sınıf kalmadı. Vahşinin ötesinde bir orta sınıf katliamı, soykırım yaşandı. Soykırım. Yani ekonomik anlamda soykırım yaşandı. Ortada orta sınıf kalmadı. Nüfusun %80'i Türk İş'in, DİSK'in açıkladığı açlık sınırının, pardon, yoksulluk sınırının altında. Nüfusun %80'i. E bu nasıl bir ekonomik yapıdır? Nasıl bir ekonomik modeldir? Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, ekonomi tıkandı. İnsani yapısı da tıkandı. Ekonominin amacı sadece makro dengelerin düzeltilmesi değil, insanların mutluluğudur. İnsanların mutluluğudur. Eskiden insanlar sokakta karşılaştığı zaman birbirlerine yemek tarifi verirlerdi. Tatilde nereye giderim konuşuyordu. Bugün kimse yemek tarifi veremiyor utancından. Herkes dolar ne olacak, borsa ne olacak, bilmem ne olacak. İnsanlar hayal dahi kuramıyor. Gençler de kuramıyor. Orta yaşlılar da kuramıyor. Ha söylediğim %20 mi çok zengin? O %20'nin de yarısı zenginleşiyor. Öbür yarısı elindeki avucundakini tutmaya çalışıyor. Yani bugün Türkiye'de nüfusun en fazla %10'u mutlu ve mesut. Bir talan ekonomisi almış gidiyor. Ve ekonomi, yani devletin bekası da öbür tarafta darmadağın edilmiş. Yani bu kadar sığınmacı gelmiş buraya. Türkiye'nin etrafı Amerika tarafından çevrilmiş. Ve şu anda da işte bir geçenlerde çektim. Uzunca bir videoydu. Bu İsrail-Filistin savaşı uzar mı diye. Uzacak gibi de görünüyor. Büyük bir savaşa da neden olma ihtimali var dedim. Belli ki öyle bir şey oluyor ve biz de burnumuzu oraya uzatmaya çalışıyoruz. Şimdi böyle bir ekonomik yapıda bir de böyle bir siyasal davranış biçimi var. Şimdi bu bakın Cumhuriyet'in kuruluş felsefesindeki ekonomiye yaklaşımı tekrar cümleyle özetleyip kapatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ekonomide tam bağımsız. Ekonomide bağımsız olduğu için savunmada ve dış politikada da bağımsız olabilecek bir yapı. Planlı kalkınma modeli, kendi kaynaklarına dayanarak bir kalkınma modeli ve adil bölüşüm modeli öngörüyor idi ve böyle başladı. 1940'lı yıllara kadar da gitti. 1929 büyük bunalımı ve birinci ama İkinci Dünya Savaşı'na rağmen
O dönemde yakalanan büyüme hızı hala yakalanmış. Ama Türkiye artık kendi kaynaklarıyla büyümekten, kendi kaynaklarıyla yatırım yapmaktan vazgeçti. Planlı ekonomiden vazgeçti. Gırtlağa kadar dış borca girdi. Ve vahşi bir kapitalist sistemin ve siyasal İslamcıların Türkiye Cumhuriyeti'ni azmedemeyen siyasal İslamcıların Türkiye Cumhuriyeti'ni Darülharp gibi görme zihniyetiyle, yani yağmalanacak ülke, Müslüman değil, yağmalanacak ülke statüsünde gördükleri için de bu hale getirildi. Şimdi bizim, bakın, Cumhuriyet'in mayası, bu aydınlanma devrimlerinin mayası o ilk yıllarda atıldı. Hala o maya ile köy enstitülerine, ya kırsal kesime büyük ölçüde yansımamış olmasına rağmen, büyük ölçüde yansımamış olmasına rağmen hala o maya ile dimdik ayakta duruyoruz. Sallanıyoruz, evet, ciddi bir saldırı karşısında. Bizim tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini anlamamız ve Cumhuriyet'e sahip çıkmamız lazım. Nedir o zaman aydınlanma devrimine sahip çıkmanın birinci koşulu? Türk toplumunu 21. yüzyıla taşıma görevidir. Hepimizin görevi. Bu da konuşarak, anlatarak, siyasi örgütlenmelerle olur. Bakın, aydınlanma devrimleri, Atatürk dönemindeki aydınlanma devrimleri din tarım imparatorluğunda ve kullukta tebaada kalan 20. yüzyıla giremeyen toplumu 20. yüzyıla taşıma devrimleriydi. Şu anda Türk toplumu, dünya 21. yüzyıla girdi ama daha Türkiye 21. yüzyıla, 20. yüzyıla bile tamamlayamadı. O yüzden bizim görevimiz, yani kendisini Atatürkçü diyen herkesin görevi, akıl ve bilimin ışığında aydınlanmayı her platformda anlatmaktır. Ekonomideki ilkeler de tam bağımsızlık bir ekonomi modeli ve planlı kalkınma modeli olmalıdır. Bunun için çalışacağız, bunun için gayret edeceğiz. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Her daim olsun, ama Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum derken Cumhuriyet'in o temel özelliği, yani laik, demokratik ve üniter özelliğini devam etmesi dileğiyle. Yoksa İran İslam Cumhuriyeti de Cumhuriyet, Çin Halk Cumhuriyeti de Cumhuriyet. Bize laiklik lazım, demokrasi lazım, insanların, yurttaşların eşitliği lazım. Özgür bireyler lazım, hukuk lazım. Bunlara sahip olacağız. Geçmişimizde vardı, daha zor şartlarda Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptı. Bize düşen de daha kolay şartlarda bu badireleri atlatmaktır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygı, hepinizi selamlıyorum.